Üzgünüz, kaybettik. Yani hafta içerisinde rakibimizi analiz edince özellikle sol taraflarının güçlü olduğunu, ofansif anlamda etkili olduklarını Ensakala ile beraber o bölgeyi hücumsal anlamda çok kullandıklarını gördük. Ve ilk yediğimiz gol açıkçası beni üzdü. Çünkü çok fazla konuştuk rakibin böyle organize bir şekilde geleceğiyle ilgili. İlk 45 dakikada elimizden geleni yaptık arkadaşlar. Kitsu ile beraber bulduğumuz pozisyonlar, saha içerisindeki yardımlaşarak oynadık. Bir duruş sergilemeye çalıştık. Penaltı var, penaltıyı kaçırdık. Tabii ki penaltı kırılmağın olabilir mi? Evet, olabilir çünkü... Oyuncular da tabii ki penaltı kaçtıktan sonra devre arasında biraz mental anlamda sıkıntılar yaşadılar. Çok uyarmamıza rağmen tabii ki böylesine maçlarda, böylesine kaçırdığınız zaman penaltı ister istemez oyun içerisinde bazı oyuncular buna tepki verebiliyor olumsuz anlamda. İkinci yarı kötü başlamadık açıkçası. İşte rakip hafta içi yaptığımız analizlerdeki en önemli ofansif anlamdaki oyuncusu Ensakala'ydı. Çünkü geriden gelerek rakibin dengesini bozabiliyordu ve ilk golde de yaptığı ortayla ve sistemin vuruşuyla beraber yediğimiz gol açıkçası bizi üzdü. Çünkü analizlerimizde çok uyarmamıza rağmen kanat oyuncularımızda rakibin iki bek oyuncusunun da ucuma çıktığını söylememize rağmen genelde bu şekilde gol yemek bizleri üzdü tabii ki. Ondan sonraki süreçte yediğimiz golden sonra tamamen biraz oyuncularımızın mental anlamda da psikolojik olarak da saha içerisinde düştüklerini gördük ki ondan sonra yediğimiz basit hatalardan goller var. Üzgünüz. Tabii ki Trabzonspor beraberliğinde verdiğimiz mücadeleyi bugün açıkçası ilk 45 dakikada gösterdik ama ikinci yarıda bu kadar kırılgan olmamamız gerekiyor ki ligin son haftaları yaklaştıkça evet kaybedebilirsiniz ama ilk gol yedikten sonra rakibe tepki vermememiz açıkçası bizi daha da üzdü. Bunlardan ders çıkarmamız gerekiyor. Kalan 4 haftada Ankara Gücü'ne yakışır mücadele ortaya koymamız gerekiyor. İyi bir takıma karşı oynadık. Şimdi aynı şekilde daha dirençli, daha iyi takım, daha organize bir Göztepe deplasmanımız var. O maça konsantre olmamız gerekiyor. Üzgünüz. Yapacak şey yok. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.